Seçim tarihinin belli olması ve seçmen listelerinin askıya çıkarılmasıyla birlikte YSK seçmen kayıtları incelendiğinde kaydırılan seçmenlerin çoğunun genç, erkek ve asker olduğu, kütüklerinin oy kullandıkları yerlerde olmadığı ve toplu şekilde oy kullanmaya getirildikleri seçim günü gözlenmiştir. Ülke genelinde hayalet seçmen olarak nitelendirilen seçmen sayısının bizim gözlemlerimize göre 44 binin üzerinde olduğunu tespit edebildik. Seçim öncesinde ve sonrasında seçime giren pek çok siyasi partinin seçim bürolarına, araçlarına, adaylarına, çalışanlarına saldırı gerçekleştirilmiştir. Siyasetçiler gözaltına alınıp tutuklanmış, seçim büroları taşlı sopalı saldırıya uğramış, adaylar miting sırasında fiziki şiddete uğramıştır. İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde avukatların yapmak istedikleri basın açıklamasına polis saldırısı olmuş ve 14 avukat işkenceyle yine gözaltına alınmıştır. Seçim sonrası yaşanan protestolarda gözaltına alınan kişi sayısı 1000'den fazladır. Yaşanan olaylardan sonra Van Valiliği 15 gün boyunca eylem etkinlik ve şehre giriş çıkış yasağı getirmiştir. İdari makamlarca hukuksal olmayan kararlar neticesinde uygulanan yasaklarla ifade özgürlüğü ve toplanma hakkı ihlal edilmiştir. Kanuna aykırı uygulamalar ve yapılan gözaltılar ile kişi güvenliği ve özgürlük hakkı ihlal edilmiştir. Seçim öncesi muhtar adayları arasında başlayan adaylık tartışmalarında ölümler yaşanmıştır. Aralarında polislerin de olduğu pek çok kişi yaralanmıştır. Seçim günü yine Diyarbakır'da yaşanan kavgayı ayırmak isteyen DEM Partili sandık görevlisi Emin Çelik, yaşanan darbede sırasında vurulmuş ve hayatını kaybetmiştir. Seçimden sonra yapılan itirazlar ve protestolarda yaralananlar olmuştur. Seçmen kütükleri ile ilgili hatalar, hileler konusunda muhalefet partilerinin yapmış olduğu şikayetlerinin önemli bir çoğunluğu YSK tarafından kabul edilmemiştir. Bu mekanizma açıktır ancak işlevsel değildir. Sonuç olarak Yüksek Seçim Kurulu ve İl İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına çağrımızdır. Seçim güvenliğini tehlikeye atan kişi ve gruplar hakkında etkin soruşturmalar başlatılmalıdır. Yukarıda derneğimizce tespit edilen seçim usulsüzlükleri iddialarına ilişkin gerekli araştırmalar yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Yurttaşların doğru ve güncel haber almasına yönelik çalışma yürüten basın mensuplarının can güvenlikleri sağlanmalıdır. Belediye başkanı adayları ile siyasi partiler adına itirazı yetkili olan avukatlar ve siyasi parti görevlilerine yönelik engelleme ve saldırılara ilişkin gerekli önlemler alınmalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yargı kurumlarının üzerinde siyasi baskının arttığı bilinmektedir. Bununla birlikte Yargıtay ve Danıştay'ın kendi üyeleri arasında oluşturduğu YSK yapısı yeni anayasal rejim düşünülerek yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. YSK çoğulcu bir yapıya kavuşturulmalı, kararları Anayasa Mahkemesi'nin denetimine açık hale getirilmelidir. Yine OHAL ve OHAL sonrası dönemde seçim kanunları ile ilgili yapılan tüm değişikliklerin geri alınması gerekmektedir. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde öngörülen mekanizmalarda seçim usullerine ilişkin tavsiyelerin dikkate alınması gerekmektedir. Türkiye'de bir an önce bağımsız seçim gözlemciliği yapma ile ilgili kanuni düzenleme yapılmalıdır. Seçimlerde korunluk görevlilerinin belli bir bölgeye kaydırılarak seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik uygulamaların önüne geçecek yasal değişiklikler yapılmalıdır. Türkiye'de medyanın seçim yasaklarına uymasını sağlayacak yasal değişikliklerin yapılması gerekir. Seçim sonuçları ile ilgili yayın yapan başta Anadolu Ajansı ve TRT olmak üzere çeşitli ajansların seçim manipülasyonları yapmasının önüne geçirecek tedbirler alınmalıdır. Türkiye'de seçmen kütüklerinin sorunlu olması nedeniyle seçmenlerin oy kullanırken parmak boyasıyla oy kullanması sağlanmalıdır. Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi ve gerçeğe yakın kütük oluşturulması için çalışmalar yürütülmelidir.